Merhaba arkadaşlar. Bu işin mantığı kısmında şöyle bir sistem yapacağız arkadaşlar. Bazı konuları sonuçta müfredatı yetiştirmek adına ne yapıyoruz? Başlıyoruz ve direkt formülleri vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla siz işin özünü, işin mantığını orada kavrayamıyorsunuz ki şu anda TYT ve AYT sınavında, yani günümüzdeki bu sınavda artık olayın formülü veya sorular üzerinde değil de işin gerçekten mantığını kavrama üzerine sorular geliyor. Bu yüzden ne yapacağız? Böyle bir seri yapacağız. Şimdi arkadaşlar bugün işleyeceğimiz ders nedir? Kısaca düzgün dairesel hareketin mantığından bahsedeceğiz. Yani 12. sınıfın ilk konusundan bahsetmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar düzgün dairesel harekete geçmeden önce aslında biz burada ne yapacağız? 11. sınıf bilgilerimizi bir düşüneceğiz. Şimdi sonuçta kuvvetin hareket üzerine etkilerinden bahsedeceğiz. Yani sonuçta kuvvet dediğimiz şey ne yapıyor? F eşittir M çarpı A'dan şunu biliyoruz. Bir cisim veya bir sisteme sen bir kuvvet etki uygularsan o cisim veya sistem ne yapacaktır? İvmeli hareket yapacaktır. Peki ivme dediğimiz şey nedir? İvme birim zamandaki hız değişimidir. Delta V bölü delta T eşit. Yani hız üzerinde ne yapmış olacağız? Bir etki yaratmış olacağız. Kısaca şöyle düşünün. Yatay bir düzlemimiz olsun. Bu yatay düzlemde şöyle bir yatay yolumuz olsun. Bir cismimiz olsun. M kütlede duran bu cisme sen ne yaptın? Bir kuvvet uyguladın. Dolayısıyla sen buradan ne söyleyebilirsin? Şunu da söyleyebilirsin. Hocam burada kuvvet varsa ne yapacaktır? Bu cisim mutlaka ivmelenecektir. Yani ne yapacaktır? Hızında bir değişiklik oluşturacaktır. Peki bu hız değişimi nasıl olacaktır? Hızlanma şekli olacaktır. Yani kuvvet bu cismi ne yapar? Bu cismi hızlandırır diyebiliriz. Peki şöyle başka bir cismimiz olsun. M kütleli yine bir cismimiz olsun. Bu cisim başlangıçta ne yapsın? Belli bir V hızıyla hareket ediyor olsun. Ve biz buna ne yapalım? Biz buna bir kuvvet uygulayalım. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz olay nedir? Burada dikkat edeceğimiz olay şudur arkadaşlar. Kuvvet ve hız aynı kavram değildir. Yani ikisi de vektörel büyüklüktür ama ne olacaktır? Bunlar toplanamaz veya çıkarılmaz. Yani vektörlerde toplama veya çıkarma yaptığımız zaman ne yapabiliyoruz? Aynı fiziksel niceliği ifade eden şeyleri vektörel büyüklükler kendi arasında toplayabiliyoruz. Nasıl skaler büyüklükte atıyorum 3 kilogram elma ile 30 santigrat derece sıcaklığın toplamı nedir dediğimiz şey çok saçma bir şey oluyorsa, aynı şekilde cisim üzerinde cismin işte 30 metre bölü saniye hızla giderken bu cisim üzerine atıyorum 10 Newtonluk bir kuvvet uyguladım. Hadi bunları topla mantığı da nedir? Çok yanlıştır. Çünkü nedir? Biri hızı ifade eden bir kavramdır. Biri ise kuvveti ifade eden kavramdır. Bunlar farklı fiziksel niceliklerdir. Dolayısıyla mesela buradaki hız ve kuvveti ne yapamayız? Toplayamayız. Sadece şunu biliriz. Sonuçta F eşittir ma mantığından a dediğimiz nedir? İvmedir. Yani hızdaki değişimdir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Bu kuvvet o cisim üzerine ne yapacaktır? Hızında bir değişiklik oluşturacak, bir etki oluşturacak. Yani buradaki sen hızla kuvveti toplama şansın var mı? Yok. Yani hızımız atıyorum 30 metre bölü saniye. Bu cisme de şöyle bir kuvvet etki etti. Arkadaşlar bu cisim ne yapar diyor. Öğrenciler ne diyor? Hocam buradaki etkeden kuvvet 30'dan büyük mü küçük mü? İşte 30'sa farklı, 30'dan küçükse farklı, 30'dan büyükse farklı. Yani bu ikisini toplamaya çalışıyor. Yani toplam ne olacağını ifade ediyor. Bu ikisini ne yapamayız? Toplayamayız. Sadece biz buradan neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Bu kuvvet bu cismin hız üzerinde bir değişiklik oluşturacaktır. Nasıl bir değişiklik oluşturacaktır? İşte kuvvet yönünde ivme kazandıracaktır. Peki dolayısıyla bu cisme etkilenen kuvvet hareket yönüne ters olduğu için bu cisim giderek ne yapacaktır? Bu cisim giderek yavaşlayacaktır. Yavaşlıyor. Yani cisme hareket yönünde bir kuvvet etkilersek cisim hızlanır. Hareketine ters yönde bir kuvvet uygularsak cisim ne yapar? Yavaşlar. Peki uyguladığımız kuvvet harekete dikse, yani şöyle düşünün, M kütlede bir cisim V hızıyla hareket ediyor, hızı bu yöne doğru. Ve bu cisim üzerine ne yaptım ben? Bir kuvvet uyguladım. Ama uyguladığım kuvvet nereye doğru arkadaşlar? Uyguladığım kuvvet aşağı yönde, yani hıza ne? Hıza dik. O zaman bu cisim ne yapacaktır? Bu cisim şöyle bir hareket yapacak. Şimdi yatayda hiçbir kuvvet etki etmediği için ne yapacaktır? Hızın büyüklüğü zamanla değişmeyecektir. Ama sonuçta kuvvet düşeyi etki ettiği için bu cisim ne yapacak? İzlediği yol değişecek, yörünge değişecek. Buraya doğru gelecek. Hızın büyüklüğü yine değişmeyecek. Bu hızımız yine sabit olacak. Ama sonuçta o düşey etki eden kuvvetin etkisiyle, yani şuradaki o F'imizin etkisiyle, bunu F dersek, kuvvetin etkisiyle ne yapacaktır bu cisim? Bu düşeyde de bir hız kazanmaya başlayacaktır. Yani düşey hızla ne olacaktır? Belli bir düşey hız kazanacak. Daha sonra ne yapacak? Bu cisim buraya gelecek. Yatayda bir kuvvet etki etmediği için yataydaki hız hareket boyunca ne yapmayacak? Değişmeyecek. Sonuçta kuvvet ne yapıyor? Kendi doğrultusunda bir hız değişikliği oluşturuyor. Yani kuvvet yataysa evet, o zaman yatayda bir hız değişikliği. Yani buradaki sıfırlık hızı giderek ne yapıyor? V2, V3, V4, V arttırıyor. Yani kendi doğrultusunda bir hız değişikliği yaratıyor. Aynı şekilde bu kuvvet de yine kendi doğrultusunda bir hız olduğu için ama o hıza ters olduğu için yine bu hızın değişikliğini değiştiriyor. Yani hızı bu sefer ne yapıyor? Azaltıyor. Ama etkeden kuvvet ile
Yani bu cisim üzerine uyguladığımız şu F kuvvetiyle. Cismin yatay hızı arasında bir ilişki olmadığı için, yani o kuvvet doğrusu olmadığı için bu hızı ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Ama düşeyde ne yapmış olacak? Düşeyde başlangıçta bir hız var mıydı? Düşeyde hızımız yoktu. Ama kuvvetin etkisiyle ne yapmaya başlayacak? Cisim düşeyde bir hız kazanmaya başlayacak. Ve kuvvet uyguladığı müddetçe cismin düşey hız değeri ne yapacaktır? Giderek artacaktır. Bunu ne yapabilirsiniz? Mesela 11. sınıftaki yatay atış hareketine benzetebilirsiniz. Mesela yatay atış hareketinde ne yapıyorduk? Cisim şöyle bir yatay düzlem alıyorduk. Bu düzlemde M kütleli bir cismi V hızıyla ne yapıyorduk? V sıfır hızıyla atıyorduk. Yatay atış hareketi dediğimiz hareket buydu. Ve cisim ne yapıyordu? Şöyle bir yol izliyordu. Şimdi bu cisim üzerine etkilen bir kuvvetimiz var mı? Evet var. Bu cisim üzerine etkilen kuvvetimiz ne? Ağırlığı, yani yer çekimi. Dolayısıyla o kuvvet cisim üzerine ne yapıyor? Cisim üzerine etki ediyor ama nerede etki ediyor? Düşeyde etki ediyor. Düşeyde etki ettiği için bizim cismimiz ne yapacaktır? Bizim cismimiz arkadaşlar bir süre sonra şuraya geldi veya şu aynı renk yapayım. Yatay hızı ne yapmadı? Değişmedi. Buraya geldi, yatay hızı ne yapmadı? Değişmedi. Buraya geldi, yatay hızı ne yapmadı? Değişmedi. Ama düşeyde kuvvet etki ettiği için işte düşey hız değişiyor. İşte F eşittir M çarpı A dersek, M'ler giderse düşeyde bu adam ne yapıyor? Yer çekim ivmesiyle hareket ediyor. İşte yer çekim ivmesinde biz 10 metre bölü saniye kare aldığımızdan dolayı her saniyede ne yapacak? Hızını 10-10 değiştirecek. Yani başlangıçta buradaysa bir saniye sonra buraya geldiği için düşeydeki ivmesi 10 olduğu için düşey hızı ne olacaktır? Düşey hızı 10 olacaktır. İkinci saniyede buraya geldiği zaman T eşittir 2 anda ne olacaktır? Düşey hızı 20 olacaktır. Üçüncü saniyede buraya geldiği zaman düşey hızı kaç olacaktır? 30 olacaktır. Yani ne yapacak? Kuvvet düşeyde etki ettiği için düşey hızı ne yapacaktır? Değiştirecektir. Peki gelelim şimdi olayımıza. Şimdi yine M kütleli bir cismim olsun. Yine V sıfır hızıyla hareket etsin. Yani yatayda bir hız etki etsin. Ve buna yine bir kuvvet uygulansın. Yalnız bu sefer bu uyguladığımız kuvvet dikkat ederseniz şu yukarıdaki yatay atış hareketi örneğindeki olduğu gibi. Mesela burada etkilen bizim kuvvetimiz neydi? Düşey doğrultudaydı. Buraya geldi yine düşey. Buraya geldi yine düşey. Yani kuvvetin yönü ne yapmıyor? Kuvvetin yönü değişmiyor. Kuvvet hep aynı yönde uygulandığı için ne yapıyor? Cismin o yönündeki, o doğrultusundaki hızını değiştirmiş oluyor. Başlangıçta bir hız yokken ne yapıyor? Ona hız kazandırıyor ve o hız değeri ne yapıyor? Giderek artıyor. Yani bu cisim üzerine etkilen kuvvete baktığın zaman bu cisim üzerine etkilen kuvvet ne? Ağırlığı. O kuvvet de hep aşağı doğru, yani ağırlığı hep düşeyde olduğu için ne yapacaktır? Düşeyde hız kazandıracak ve düşey hız değeri ne yapacaktır? Değişecektir. Peki bizim buradaki hikayemiz ne? Buradaki hikayemiz şu arkadaşlar. Cisme yine ne yapalım? Bir kuvvet uygulayalım. O kuvvet yine ne olsun? Hıza dik olsun. Yalnız bu hıza dik olduğu için ne olacaktır? Yatay hız değişmeyecek hocam. Tamam. Düşeyde kuvvet etki ettiği için düşeyde hız kazanacak. Ama buradaki kuvvetimizin şöyle bir özelliği olsun. Cisim bu kuvvetin etkisiyle buraya geldiği zaman, yani cisim şuraya geldiği zaman, bu noktaya geldiği zaman bizim kuvvetimiz aynı yönde kalmasın. Bizim kuvvetimizde ne olsun? Hıza hep dikliğini korusun. Yani kuvvetin yönü de değişsin. Kuvvet hep aynı yönde olmasın. Nereye doğru olsun? Cismin o hızı hangi yöndeyse hep ona dik olarak etki etsin bizim kuvvetimiz. Yani o zaman ne olacaktır? Şimdi kuvvet hıza dik olduğu için bu hız üzerinde bir değişiklik yaratacak mıdır? Hayır. Bu hızın büyüklüğü ne yapmayacak? Bu hızın büyüklüğü değişmeyecek. Peki hocam kuvvet yönde bir hız kazandıracak mı? Hayır, onu da kazandırmayacak. Niye? Çünkü kuvvet hep aynı yönde olmuyor ki. Bu sefer ne yapıyor? Kuvvetin yönü sürekli değişiyor. Yani kuvvet o sürekli belli bir doğrultuda belli bir yönde etki etmediği için ne yapacaktır? O doğrultu ve yönde bir hız kazandırmayacak. Yani bu cisim ne yapacak? Bu kuvvetin etkisiyle buraya gelecek. Buraya gelince hızın yönü değiştiği için kuvvetimiz de değişecek. Kuvvetimiz de ne yapacak? Kuvvetimiz de hep o hıza dikliğini koruyacak. Dolayısıyla ne olacak? Bu hız kuvvetin etkisiyle cisim buraya gelecek. Ama ne olacak? Hızın yönü değiştiği için kuvvet yine hep dikliğini korumak amacıyla ne yapacak? O da yönünü değiştirecek. Dolayısıyla burada bir kuvvetimiz var ama bu kuvvet sadece belli bir yönde olan bir kuvvet değil. Kuvvetin yönünde ne yapıyor? Sürekli olarak hıza dikliğini koruyabilmek için ne yapıyor? Değişiyor. Bu etkiyle ne yapacak bu cisim? Bu şekilde sadece izlediği yolu değiştirecek. Yani yörüngesini değiştirecek ve cisim ne yapacak? İşte dönme hareketi yapacak. Yani dairesel bir yörünge izleyecek. İşte bu cismin yaptığı harekete biz ne diyoruz? Düzgün dairesel hareket diyoruz. Peki burada hız büyüklüğü ne yapıyor işte? Burada kuvvet hızımıza hep dik olduğu için o cismin yatay hızının dikkat et neyi değişmiyor? Büyüklüğü zamanla hiç değişmiyor. Büyüklüğü değişmiyor. Ama neyi değişiyor?
Yönü değişiyor. Sonuçta o kuvvet ne yapıyor? O hızla dik olduğu için o zaman cisme düşey bir hız kazandırmaya çalışıyor. Düşey hız kazanacağından dolayı o hız, cismin hareket yörüngesi yönü değişmiş oluyor. Yön değiştiği zaman da kuvvet de onunla beraber sürekli o dikliğini korumak amacıyla ne yapıyor? O da değişiyor. Yani düşey bir hız kazandıramıyor çünkü kuvvetin yönü sürekli değişiyor. Dolayısıyla bu kuvvetin tek yaptığı olay nedir burada? Cismin hareket yönünü değiştirmektir. Peki şöyle düşünün. Hocam o zaman şunu diyorsunuz, düzgün dairesel hareket dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir hareket midir? Veya düzgün dairesel hareket ivmeli bir hareket midir yoksa ivmesi olmayan bir hareket midir? Öğrenciler en çok takıldığı nokta ne oluyor? Burada ÖSYM'nin de düşürdüğü veya işte bu yeni tarz soru dediğimiz sorularda, olayın mantığını soran sorularda düşen nokta bu. Bir kere arkadaşlar burada hız değişimi yok hocam. Cismin hız büyüklüğü ne yapmıyor? Hiç değişmiyor. Hızının, dikkat et arkadaşım, neyi değişmiyor? Büyüklüğü değişmiyor. Ama hız dediğimiz kavram nasıl bir kavram? Vektörel bir kavram. Dolayısıyla burada hızın ne yapıyor? Hızın yönü değişiyor. Yani burada yine bir hız değişimi var mıdır arkadaşlar? Evet vardır. Yani hız burada ne yapıyor? Değişiyor. Değişmeyen ne? Hızın büyüklüğü. Yani onun sadece sayısal olarak değeri değişmiyor. Yani hızın büyüklüğü 20 metre bölü saniye midir? Yani sürat diyebilirsin. Yani sürati değişmiyor cismin. Buraya gelince ne olacak? Hızın büyüklüğü yine 20 metre bölü saniye. Buraya gelince ne olacak? Hızın büyüklüğü yine 20 metre bölü saniye. Buraya gelince hızın büyüklüğü ne olacak? Yine 20 metre bölü saniye olacak. Yani süratimiz değişmeyecek ama burada hız değişmiyor diyemem. Niye? Hız vektörel kavram ne değişiyor orada? Yön değişiyor. Doğrultu değişiyor. Yön doğrultu değişince o zaman bu vektörler, yani şuradaki hız vektörüyle şuradaki hız vektörü birbirinin aynısı deme şansım var mıdır? Hayır, yoktur. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Hız değişiyor aslında. Ama büyüklük olarak değil. Yön ve doğrultu olarak değişiyor. Hız değiştiği için o zaman bu harekette ne vardır arkadaşlar? Bir ivme var mıdır? Vardır. Çünkü ivme dediğimiz nedir? Bilim zamandaki hız değişimidir. Bizim burada hızımız değişiyor mu? Tabii ki değişiyor. Dolayısıyla bu nasıl bir harekettir? Bu ivmeli bir harekettir. İvmeli bir harekettir diyebiliriz. O zaman zaten bu hızın yönünün değişmesini sağlayan etken ne? Kuvvet. Yani cisim üzerine etkilenen bir kuvvetimiz var mı? Evet var. Dolayısıyla cisim üzerine bir kuvvet etkettiği için, yani cisim üzerine etkilenen net kuvvet kesinlikle nedir? Sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla buradaki cismimiz ne yapıyor? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değil. Dengelenmemiş bir kuvvetlerin etkisinde yapıyor. Dengelenmemiş kuvvetin etkisinde bir harekettir. Kuvvetin etkisi vardır diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu ivmeli bir harekettir ve cisim üzerine etkilenen ne vardır? Net bir kuvvet vardır. Yani bu cisim üzerine etkilenen net kuvvet kesinlikle sıfırdan ne olmak zorunda? Farklı olmak zorunda. Yani burada bir ivme de vardır, bir kuvvet de vardır, bir hız değişimi de var mıdır? Vardır. Yani sadece orada hızın büyüklüğü, yani süratin değişmemesi demek, o zaman bunun işte ivmesiz bir hareket, cisim üzerine etkilenen net kuvvetin sıfır olduğu bir hareket şeklinde bir tanım ne yapamayız arkadaşlar? Yapamayız. Yani dairesel harekette, özellikle düzgün dairesel harekette ne olacaktır? Burada yine bir kuvvetimiz vardır. Yine bu ivmeli bir harekettir. Yine bu dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Ve burada hız değişimi vardır. Hızın büyüklüğü sadece sürati ne yapmıyordur? Değişmiyordur. Peki illa düzgün dairesel hareket dedik de düzgün dairesel hareket dememize gerek var mıdır yani olayda? Yoktur. Mesela şöyle bir cisim düşünün. Yine M kütleli bir cismim olsun. Şöyle V hızıyla gitsin. Ve ben buna ne yapayım? Ben buna bir kuvvet uygulayayım. Yalnız uyguladığım kuvvet bu sefer ne olsun? Uyguladığım kuvvet mesela şu yönde olsun. Şöyle bir alfa açısı yapsın. O zaman ne yapacaksın? Bu cismin üzerinde bir kuvvet etki ediyor mu? Etki ediyor. Kuvvet etki ediyorsa bu cismin üzerinde bir hız değişikliği olacak mıdır? Olacaktır. Peki bu hız değişikliği hızın büyüklüğü anlamında mı olacak? Yön anlamında mı olacak? Neye bakacağız? Şuna bakacağız. Ve şöyle düşünün. Burada kuvvetin neyi vardır? İki bileşeni vardır. Mesela kuvveti bileşenlerinden bir ne olacaktır? İşte F'in buraya doğru F çarpı kosinüs alfa bileşeni olacaktır. Bir de buraya doğru ne olacaktır? F çarpı sinüs alfalık bileşeni olacaktır. Dolayısıyla bu F kosinüs alfa hangi doğrultuda? Bu F kosinüs alfa arkadaşlar hızla aynı doğrultuda, aynı yönde. Dolayısıyla işte bu F kosinüs alfa bileşenin yaptığı olay ne olacaktır? Şuradaki süratin hızın büyüklüğünü arttıracaktır. Yani bu cismin V hızı ne yapacaktır? V'yi giderek arttıracak. Arttıracak. Peki bu F sinüs alfa ne yapacak? F sinüs alfa bileşeninde hız atik olduğu için hızın büyüklüğü üzerinde bir değişiklik ne yapmayacak? Oluşturmayacak.
Yani şu v hızının büyüklüğünü değiştirmeyecek ama f kosinüs alfa zaten onu ne yapıyor? Onu değiştiriyor, onu arttırıyor. S sinüs alfa dediğimizde hıza dik olduğu için onun yönünü değiştirmeye başlayacak. Yani bu cisim ne yapacak? Bu cisim buraya doğru hareket etmesi sağlayacak. Ha bundan sonra hareketin devamı nasıl olacak hocam peki dersen? İşte bundan sonra hareketin devamı şu arkadaşlar. Bu F kuvvetinin yönü hep aynı yönde mi? Yoksa hep o hız V değeriyle veya o artan hız değeriyle hep aynı açıyı yapacak doğrultuda mı? İşte ona göre ne yapar? Olay değişir. Mesela kuvvet yine aynı yönde etki edersin. Yani şöyle düşün. Cisim bizim M kütleli cismimiz ne yapsın? M kütleli cismimiz buraya gelsin. Ve bizim etki eden kuvvetimiz ne olsun? Etki eden kuvvetimiz şurada hangi yön ve doğrultudaysa burada yine aynı yön ve doğrultuda olsun. Yani F'imiz yine bu doğrultuda etkisi. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Bir kere o F'in yatay bileşeninden dolayı cismin şuradaki V olarak gösterdiğimiz yatay hız değeri ne yaptı? Bir kere o yatay hız değeri arttı. Niye? F kosinüs alfa çünkü onu o yönde çektiği için, o hızla aynı yönde olduğu için onu ne yaptı? Hızlanmasını sağladı. V hızının değeri arttı. Peki açımız yine ne olsun? Alfa açısıyla yine aynı kuvvet etki ediyor. O zaman kuvvetin düşey bileşeni ne oldu? Düşey bileşeni dikkat et. Düşey bileşeni de nereye doğru yine? Hep aşağı yönde. O zaman hep aynı doğrultuda olduğu için o kuvvetin etkisiyle de o doğrultuda da bir hız kazanmaya başladı. Yani ne oldu aslında burada? Cismin düşey bir hızı da oluşmaya başlayacak. Cismin V'ye hızı da oluşmaya başlayacak. Bunların etkisinde ne olacak? Tabii ki onun yönünü de değiştirmiş olacak. O düşey F'in sinüs, şu sinüs alfa bileşeni. Hem düşeyde bir hız kazandıracak hem de o düşeyde hız kazandığı için cismin hızı yatay ve düşeyin bileşkesi yönünde. Yani cismin hızı artık ne olacak? Cismin hızı şu yöne doğru olacak. Yani cismin hareket yönü de ne yapmış olacak? Değişmiş olacak. Yani eğik atış hareketi gibi bir şey düşünebilirsiniz. Pardon, yatay atış hareketi gibi bir olay düşünebilirsiniz. Ama burada kuvvet hem yatayda olduğu için cismin bu sefer hem yatayda hızlanmasın hem de düşeyde bir hız kazanmasın. Sağlayacaktır. Dolayısıyla ne yapacak? Bu cismin istediği yörünge ne yapacak? Değişecek. Şöyle bir taraflara doğru ne yapmaya başlayacak bizim cismimiz? Şuraya doğru gelmeye başlayacak. Peki cismimiz buraya geldi. M kütleli cismi hatta şöyle yine aynı renkte yazayım. M kütleli cisim buraya geldi. Kuvvet yine ne yapıyor? Kuvvet yine aynı doğrultuda yani şöyle yatayla alfa yapacak, açısı yapacak şekilde yine bizim kuvvetimiz bu yönde etki ediyor. Yatayla ne yapıyor? Alfa açısı yapıyor. Dolayısıyla işte kuvvetin o kosinüs alfa olan yatay bileşeninden dolayı ne yapmış olacak? Cismin yatay hızı daha da artacak. Yatay hız daha da büyümeye başlayacak. F sinüs alfa bileşeninde yine aşağı yönde olduğu için o düşeydeki şu V'ye düşey hızla ne yapmaya başlayacak? O zaman bu düşey hızı da arttırmaya başlayacak. O zaman cismin hem yatay hem düşey hızı artarak cisim ne yapacaktır? Bu şekilde bir yol izleyecektir. Peki şöyle düşünelim arkadaşlar. Bunu silelim. M kütleli cismimiz ne yapıyor? Belli bir V sıfır hızıyla gidiyor. Buna ne yaptık? Buna bir kuvvet uyguladık. Nasıl bir kuvvet uyguladık? Şöyle F kuvvetiyle alfa açısı yapacak şekilde kuvvet uyguladık. Yalnız az önceki olayla aynı mantığı kavrayacağız. Aynı olaya bakacağız. Ama az önceki olayda ne yapıyordu arkadaşlar? Kuvvetimiz değişmiyordu. Kuvvetimiz hep yatayla alfa açısı yapacak şekilde oluyordu. Şimdi olayı değiştirelim. Şimdi bu sefer bizim kuvvetimiz ne olsun? Bizim kuvvetimiz her zaman hızla alfa açısı yapacak şekilde olsun. Yani cismin bileşke hızıyla alfa açısı yapacak şekilde olsun. Şimdi arkadaşlar ne olacak? Burada kuvvetin yine iki bileşeni var diyeceksin. Ne diyeceksin? İşte F'in neyi var? Kosinüs alfa bileşeni var. F'in neyi var? Şu da F'in sinüs alfa bileşeni. Dolayısıyla ne olacaktır? F'in kosinüs alfa bileşeninin etkisiyle bu cismin yatay hızı, çünkü etki eden kuvvet yataydaki hızla aynı yönde olduğu için yatay hız değeri ne yapmış olacak? M kütleli cismin o yatay hız değeri V0 hızı ne yapacaktır? Artacaktır. Yalnız V0 hızı arttı ama ne olacaktır? Bizim kuvvetimiz yine hızla ne yapsın? Hızla alfa açısı yapsın. Hızla alfa açısı yaptığından dolayı ne olacaktır? Cismin şu F sinüs alfasından dolayı da düşey bir hızla kazanmış olacak. Çünkü F sinüs alfa da düşey hız kazandıracak. Ve cismin hızı artık direkt yatayda olmayacak aslında. Cismin hızı ne olacak artık? Hem yatayda hem de birazcık düşeyde bir hız kazandığından dolayı şu yönde bir hız değeri olacak. Ve başlangıçtaki V0'a göre ne? Daha büyük bir hız değeri olacak. Ve bizim kuvvetimiz ne olacak? Bizim kuvvetimiz yine şöyle alfa açısı yapsın. Hız değeriyle, yani cismin bileşke hızıyla alfa açısı yapsın. Dolayısıyla ne olacak? Yine bu F'in kosinüs alfa bileşeni olacak. Hızla aynı yönde ve bu hızın giderek artmasını sağlar, hızlanmasını sağlayacak. Bir de düşey bileşeni olacak. Ama düşey bileşeni yine cismin o hız bileşeninin ne aslında? O hız bileşeni ne değil?
Dolayısıyla düşey bileşen hız bileşenine dik olduğundan dolayı ne yapacaktır? Cismin yörüngesini değiştirecek. Yani bu adam ne yapacaktır işte? Hep hıza dik olduğu için hem dairesel bir yörünge izleyecek ama dairesel yörünge izlerken cismin hız değeri de ne yapacaktır? Sonuçta o kuvvetin yatayda hızlı aynı doğrultuda olan bileşen dolayı hem de hız artacak. Yani bu adam daha hızlı olarak ne yapmaya başlayacaktır? Dönmeye başlayacaktır. Yani bu kuvvetin yaptığı olaya ne diyebilirsiniz? Şunu diyebilirsiniz. Her zaman cismin hızına alfa açısı yapacak şekilde, belli bir açı yapacak şekilde uygulandığı zaman kuvvet, yani az önceki sorudaki gibi hep aynı yönde değil de hıza belli bir açı yapacak şekilde uygulandığı zaman ne yapacaktır? O kuvvetin bir bileşeni hız yönde olduğu için hızın giderek artmasını sağlayacak, hızlanmasını sağlayacak, Q ve sıfır hızının giderek artmasını sağlayacak. Hem de hıza hep dik olduğu için ve o hızın yönü değiştiği zaman o dikliği de hep koruduğu için bir bileşende, F'in sinüs alfa bileşende hep hıza dik olduğu için bu bileşende o cismin dönmesini sağlayacaktır. Yani dairesel bir yörünge izlemesi sağlayacak. Ama nasıl bir dairesel yörünge olacak? Bu adam giderek hızlanan bir dairesel hareket yapacak. Ama işte bizim inceleyeceğimiz, hani düzgün dairesel hareket dediğimiz mantıklı olayımız ne olacak? Düzgün dairesel harekette arkadaşlar ne olacaktır? Düzgün dairesel harekette ise işte bu cismin hız değeri ne yapmıyor? Değişmiyor. Bizim düzgün dairesel hareketin tanımı, sonuçta hani konuyu tanımlarken ne diyoruz? Düzgün dairesel veya çembersel dairesel hareket olarak tanımlıyoruz. İşte olayın düzgün mantığı nedir? Düzgün mantığı şudur. Hızın büyüklüğü değişmemesi lazım. Dolayısıyla bizim düzgün dairesel hareket, yani düzgün çembersel hareket, bizim 12. sınıfın ilk müfredatı olarak göreceğimiz hareketle gerekli olan şart nedir? O zaman gerekli olan şartın cisme etki eden kuvvetin arkadaşlar her zaman hıza ne olması lazım? Dik olması lazım ve başlangıçta hız doğrultusunda bir bileşen olmaması gerekiyor. Çünkü hız doğrultusunda bileşeni varsa o hızın mutlaka büyüklüğünü etkiler. O zaman o hızın sadece yön olarak değil büyüklük olarak da değiştiririz. İşte sadece yön olarak değil büyüklük olarak değiştirirsek o tanıma düzgün cümlesini, ona sadece dairesel hareket deriz. Yani düzgün ifadesini ne yaparız? O zaman işin içinden çıkarız. Eğer düzgün dairesel veya düzgün çembersel hareket mantığı kullanmak istiyorsak, yani olayın düzgün bir şekilde gerçekleşmesi istiyorsak, bu hızımızın büyüklüğünün ne yapmaması lazım? Büyüklüğünün değişmemesi lazım. Yani süratinin değişmemesi lazım. Süratinin değişmemesi için de o etki eden kuvvetimizin her zaman o hıza dik olması gerekiyor. İşte kuvvet hıza dikse bu cisim ne yapıyor? O kuvvetin etkisiyle sadece dönme hareketi yapıyor. Hız büyüklüğümüz ise ne yapmıyor? Hız büyüklüğümüz ise değişmiyor. Yani burada cismimiz V, burada V, burada V. Hızın büyüklüğü her zaman aynı. Ha sadece yön olarak değişecek. İşte bunu yapan kuvvetimizin de ne olması lazım? E bunu yapabilmesi için de kuvvetimizin her zaman hıza dikliğini koruması gerekiyor. İşte bizim tanımladığımız düzgün çembersel hareket olarak veya düzgün dairesel hareket olarak tanımladığımız hareket budur arkadaşlar. Ve bu hareketin olabilmesi için o zaman senin ne olması gerektiğini biliyorsun. Sürekli hıza dik bir kuvvet etki etmesi gerekiyor. İşte bu kuvvete biz ne diyoruz aslında? O kuvvete ne ismini vereceğiz? Merkezcil kuvvet ismini vereceğiz. Peki bu merkezcil kuvvet dememizin sebebi ne? Şu, işte bu sonuçta hıza dik bir kuvvet etki ettiği için ne olacak? Cismin yörüngesi değişecek, dairesel yörünge izleyecek. O zaman hızın yönü değiştikçe bu kuvvetin de yönü değişecek ve dikkat ederseniz bu kuvvetlerin hepsi ne olacak? O çemberin merkezine doğru olacak. Yani yön nereye doğru? O çizdiği çemberin, şurası O noktası merkezine, o cisim üzerinde etkilenen kuvvet her daim olarak ne olmak zorunda? O çemberin merkezine doğru olmak zorunda. Zaten merkezine doğru olduğu için onun ismine ne diyoruz? Merkezcil diyoruz. Yani o kuvvetin yönü her zaman merkeze doğru olduğu için buna merkezcil kuvvet diyeceğiz. Cisim üzerinde etkilenen net bir kuvvet olduğu için bu cisim nasıl bir hareket yapıyor? Bu cisim ivmeli bir hareket yapıyor. İvmeli bir hareket yapıyor. Ama bu ivmeli hareket hızın büyüklüğünün değişmesinden dolayı değil. Hızın yönünün değişmesinden dolayı. Peki F eşittir MA mantığı yaparsak o zaman sonuçta kuvvet vektörel, ivme vektörel, kütle ise nasıl bir büyüklük? Skaler. Bu skaler olduğu için arkadaşlar ve pozitif bir değer olduğu için kuvvetin yönüyle ivmenin yönü ne olmak zorunda? Her zaman aynı olmak zorunda. Dolayısıyla bu cismin bir ivmesi var mıdır? Vardır ve o ivme de nereye doğrudur? O da kuvvetle hep aynı yöne doğrudur. Yani nereye doğru? O çemberin merkezine doğrudur. İşte o çemberin merkezine doğru olduğu için onun ivmesine de ne diyeceğiz? O ivmeye de biz merkezcil ivme. Merkezcil ivme diyeceğiz. O zaman zaten mantıken şunu düşünebilirsin.
Merkezcil kuvvet, merkezciliği mi? Yani cümlede merkezcil anlamı geliyorsa bu neyi ifade ediyor sana? Yönü ifade ediyor. O çemberin merkezine doğru olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu hareket ivmeli bir harekettir. Bu harekete etkeden net bir kuvvet vardır. Ve bu kuvvet ve ivme düzgün çembersel hareket yapıyorsa, ama dikkat edin, düzgün dairesel hareket yapıyorsa her zaman nereye doğru olacak? Onun merkezine doğru olacak. Yani hıza ne olmak zorunda? Hızda her zaman dikliğini koruması gerekiyor. Ve burada bir hız değişimi var mı? Evet, büyüklük olarak yok ama yön olarak bir değişim var. Dolayısıyla bu da hız değişimi olan bir harekettir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde de buradaki çizgisel hız, açısal hız, merkezciliğime ve merkezcil kuvvetlerin değerlerini nasıl bulacağımız veya günlük hayatta işte bu dönme hareketiyle ilgili olarak işte cismin dönebilmesi için sonuçta, yani sen ne yapıyorsun? 11'de neyi gördün? Şunu gördün. Hareket çeşitlerini, hatta 9. sınıftan başladık. 9. sınıfta ne yaptık? Sabit hızlı hareketi gördük. Yani düzgün doğrusal hareket dediğimiz hareketi gördük. Düzgün doğrusal harekette ne oluyordu işte? Cismin hız büyüklüğü değişmiyordu. Cisim üzerine etkilenen net kuvvet sıfırdı, ivme sıfırdı. Cisim sabit hızla gidiyordu. 11'e geçtik, hareket konusunda ne yaptık? Etkeden net kuvvetin sıfırdan farklı olduğu durumları gördük. Yani ne yaptık? Cismin hızlanan hareket yaptığını, işte cisim üzerine ivmeli bir hareket yaptığını, cisme etkeden kuvvet hareket yönüyle aynı yöndeyse bu cismin giderek hızlandığını, harekete tersse cismin giderek yavaşladığını, İşte harekete dikse ama işte onu belirtmedik. İşte en büyük hatamız ne oluyor? Orada oluyor. Mesela atışları gördük. Atışlarda ne oldu? İşte cisim aşağıdan yukarı attık. Serbest düşmeye bıraktık. Yukarıdan aşağı fırlattık. Yatay olarak attık. Eğik olarak attık. İşte bu hareketlerin hepsini ne yaptık? Biz tanımladık 11. sınıfta. İşte yatayda aldığı yolu hesapladın, süreyi hesapladın. Ama bunların hepsinin sebebi, yani bu hareketi yapmalarının sebebi nedir işte? Cisim üzerine etkilen bir kuvvet vardı burada. İşte bu cisimler hava ortamındayken, o atış hareketinde hava ortamındayken cisimlerin üzerine etkilenen kuvvetler hep neydi? Yer çekim kuvveti, yani ağırlık olarak ifade ettiğimiz kuvvetlerdi. Dolayısıyla ne oluyor? Bu cisimler bir kuvvetin etkisinde, hatta MG olarak belirttiğimiz işte o ağırlığın etkisinde bu hareketleri yaptığı için, şu MG'ler bizim için nedir? O cisim üzerine etkilenen kuvvetlerdir. Bu adam başlangıçta ne yaptık? Biz bu adamı serbest bıraktık. Ne olacak? Kuvvetin etkisiyle bu adam aşağı doğru hızlanmaya başlayacak. Ama hatta orada ivme de belli. Yer çekilmesi olduğu için 10, 20, 30, 40, 50, 60 diye ne yapacak? Hızlanacak. Aldığı yol giderek artacak. Cismi aşağıdan yukarı doğru attık ama etkeden kuvvet hıza ters olduğu için işte dedi ki bu cisim ne yaptı? Bu cisim yavaşladı. Yukarı doğru giderken işte ivmesi de, hatta F'den yer çekilmesi her seferinde hızını 10, 10, 10 azalttı. En tepede durdu. Sonra 10, 10 geri hızlandı. Cismi ne yaptık? Yatay attık. Yatay attığı zaman cisme ne oldu? Etkeden kuvvet sadece nerede? Düşeyde. Dolayısıyla düşeyde etki ettiği için, yataydaki hız doğrusu bir kuvvet olmadığı için yatayız hareket boyunca ne yapmadı? Değişmedi. Ama kuvvet hep düşeyde etki ettiği için işte düşeyde o kuvvetin etkisine ne yaptı? 10, 20, 30, 40 diye ivmelendi. Yani hız kazandı. Cismi eğik attık. Cismin yatay ve düşey hızı vardı. Yatay hız doğrusu bir kuvvet etki etmediği için bu cismin yatay hızı hareket boyunca ne yapmadı? Değişmedi. Ama düşey hız doğrusu bir kuvvetimiz var mı? Var. Ve o kuvvetimiz başlangıçta düşey hıza neydi? Düşey hıza zıt yöndeydi. Yani bizim kuvvetimiz nereye doğru? Kuvvetimiz aşağı doğru. Hızımız nereye doğru? Hızımız ise yukarı doğru. Dolayısıyla ne yaptı? Cismin düşey hızı giderek azaldı, azaldı, azaldı. Ersen de onun azaldı. Hatta en tepeye geldiği anda düşey hızı sıfır oldu. Sonra tekrar o düşey kuvvetin etkisiyle aşağı doğru 10, 20, 30 tekrar hızlanmaya başladı. Yani aslında biz de orada ne yaptık? Cismi üzerindeki kuvvetin etkisini inceledik. 12'de ne yapıyoruz? 12'de yine cismin üzerindeki kuvvetin etkisini incelemeye devam ediyoruz. Ama bu sefer etkeden kuvvetimiz hıza dik olarak olduğundan dolayı hızın büyüklüğünü değil, sadece yönünü değiştirmiş oluyor. Yönünü değiştirdiği için de bu cisim ne yapıyor? Düzgün çembersel hareket yapmış oluyor. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmuyoruz.